Ya verilen son desteğin ayrıntılarında neler var? Bir onunla başlayalım mı? Biraz önce bahsetmiştik Ukrayna konusunda aslında. 95 milyar dolarlık devasa bir yardım paketi geçmişti Nisan ayında ABD Kongresinden. Bunun 26 milyar doları da İsrail içindi. bu 26 milyar doların içinde 15 milyar dolar direkt askeri destek, 9 milyar dolar insani yardım ve yaklaşık 2 milyar dolar da ABD'nin bölgedeki operasyonları için geçirilmişti. Bu 15 milyar doların 3,5 milyar doları serbest bırakıldı Biden yönetimi tarafından. Bunun sonucunda İsrail'in şu an 3,5 milyar dolarlık ABD'den talep edebileceği silahlar olacak. Silah, mühimmat, bomba bu türlü buradan siparişler verecekler. Tabi Bunların hemen gitmesi öngörülmüyor. Bir süre alabilir bunların e, sevk edilmesi. Ancak e, basit cümlelerle söyleyecek olursak, 3,5 milyar dolarlık bir hediye çeki gibi İsrail'e bir para verilmiş oldu. Onlar da istediğini bu noktada ABD'den talep edebilecek Fulya. Peki Yunus Yalçın ne diyorsun? İşte bir yandan bir Sürekli çelişki yok mu Amerika'nın yaptığı açıklamalarla eylemleri arasında? İşte o destek paketleri yani 3,5 milyar dolar falan çok yüksek paralardan bahsediyoruz. E daha evvel de böyle desteklerini sürdürdü. E bir yandan da işte yok bu savaş büyümesin, bölgeye yayılmasın, biz onu istemiyoruz, bunu istemiyoruz gibi. Yani eylemle söylem arasında çok büyük bir farklılık var. Neden bu fark var sence? Aslında 7 Ekim'den sonra e, izleyicilerimiz size bu farkı e, dikkat çekmeye, alıştırmaya çalıştım dikkat ettilerse. Şundan dolayı ABD bazı noktalarda Netanyahu hükümetiyle ters düşse bile genel olarak dün de bugün de yarın da İsrail devletine desteğini ve korumasını asla bitirmeyecek. Bu ayrımı anlamak lazım. Çünkü o zaman biraz daha iyi okuyabiliriz burada. ABD İsrail siyaset dengesini ama bir de devletler arasındaki o ayrılmaz kopmaz ilişkiyi. Mesela buna bir örnek yeni geçtiğimiz saat içerisinde ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsünden bir açıklama geldi. Bu okul saldırısı ile ilgili 100 kişiden fazla en az 100 kişinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısı. Diyorlar ki İsrail savunma kuvvetlerinin bir okulunda bulunduğu komplekse düzenlediği saldırının ardından Gazze'deki sivil kayıplar hakkındaki haberler bizi derinden endişelendiriyor. Üst düzey Hamas yetkililerini hedef aldıklarını belirten İsrailli muhataplarımızla temas halindeyiz ve daha fazla detay talep ediyoruz. Hamas'ın okulları toplanma ve operasyon merkezi olarak kullandığını biliyoruz. Ancak İsrail'in sivil kayıpları en aza indirmek için tedbirler alması gerektiğini de sürekli ve tutarlı bir şekilde vurguladık. Bu çatışmada kaybedilen her Filistinli sivil, özellikle çocuklar için yas tutuyoruz ve çok sayıda sivilin ölmeye ve yaralanmaya devam etmesi bizi derinden sarsıyor. Bu da ateşkes sağlamanın aciliyetini gösteriyor diye bir açıklamada bulundu ABD. Bugün bu açıklama geldi ama dün de 3.5 milyar dolar serbest bırakıldı. Geçtiğimiz 11 gündür e, Haniye suikastından sonra İran'ın tehditlerinden ötürü ABD bölgeye yığmadığı kalmadı. Hep bahsediyoruz yani hava, kara, deniz, denizaltı her şeyi oraya göndermiş yığmış durumda. Yani böyle bir politika tabii ki doğal olarak bu politika tutarlı gelmiyor. Bu açıklamanın içinde bile çocukların ölümü, sivillerin ölümü bizi derinden sarsıyor ama Hamas okullara, işte camilere, hastanelere e, saklanıyor. Biz İsrail'den cevap talep ettik ama Hamas'ta terör örgütü. Yani bu şekilde hani neresinden tutsan elinde kalacak bir politika var ABD'de. Ama dediğim gibi şu temel prensibi anlamak lazım. Amerikan devletinin İsrail devletine desteği ve koruması asla bitmeyecek. Bunu da bilmek lazım. Peki Mesut hocam ayağa kalkalım mı sizinle şimdi? Ee, aslında Yunus'u anlattı o paketin ayrıntılarını. Yani İsrail 3,5 milyar dolarlık bir katliam desteği. Bu Bununla katliam beraber bir, bu İsrail yani, neler yapacak burada? Daha ne yapacak? yani Haritada bize bir anlatır mısınız? Şöyle bir taş kutusun. üstünde taş bırakmadılar. Öldürmedikleri masum demiştim, can kalmadı. E, Daha ne yapacaklar? Bu hadise arkadaşlar? başladığında sizinle tartışmıştık. Bu e, e, eylem Amerikan Genel Kurma ile birlikte hazırlandı demiştik. Üst düzey Amerikalı generaller geldiler ve bunu blok blok yapacaklarını söylediler. Dikkat ederseniz buradaki nehirden itibaren ikiye böldüler. Önce kuzeyi bombaladılar, sonra insanları güneye doğru kaçın ve kaçtıkları emniyetli bölgeleri vurdular. Hı hı. Aslında şöyle bakalım, insan biraz çabuk unutuyor. Şimdi geçtiğimiz hafta Türkiye... 63. maddeye dayanarak Roma statüsünün, şeyde, insan Hakları Sözleşmesi'nin 63. maddede bu davaya taraf oldu Türkiye evet. Ve delilleri tekrar teslim etti. Soykırım suçu kim tarafından, yine Almanlar tarafından kime uygulandı? Yahudilere uygulandı, öyle mi? Evet. Ve burada, 48 sözleşmesinde bu sözleşme tanımlandı. Ulusal, etnik, ırsal grubun tamamen ya kısmen imhasını öngörüyor. Burada... 2 milyon insanı tamamen veya kısmen 10 aydır öldürüyor. Kaç Peki hocam sonra? neden düzenli olarak Amerika işte bu destek paketlerini İsrail'e çıkartıyor? Yani Amerika İsrail'in her istediğini yapmak zorunda mı? Hayır Amerika İsrail tarafından satın alınmış ve esir bir devlet aslında. Egemenliğini kaybetmiş. Bunu kendisi de söylüyor Başkan Trump. Şimdi öyle olmasa bakın burada söylediğim şey şu. Grubu öldürmek, soykırım suçunu e bir defa... E işbirliği yapmak da soykırıma katılmak demek. Ne dedi Netanyahu? Ya bize yardım edin, yarın sizi de yargılayacaklar dedi. Senatörler de söyledi. Ha burada bir suçu işlemek kadar suça yardım etmek de suç. Nitekim yine sözleşmeye göre genel ve özel kast. Nedir burada manevi unsur? Buradaki insanları öldürmek. 10 aydır insanlar aç. Bunlar muharip insanlar değil bakın. Sivilleri bombalıyorsunuz. Kaç tane suç var? Bir soykırım suçu. iki saldırı suçu. Üç savaş suçu. Dört insanlığa karşı suçu. Bunlar dünyanın en ağır suçları. Öyle mi? Ve bunları yapıyorlar. Bunu yaparken de herhalde buraya kelebek atmıyorlar. Amerikan uçaklarıydı. Amerikan verdiği silahlarla, Amerikan'ın verdiği bombalarla bombalıyorlar. İşte 3 milyar dolarlık silah ne demek? Ben söyleyeyim o bombaların ne olduğunu. Max 82 ve 84 e, CB serisi bombalar. Daha sonraki cümle bombalar. Bunlar ancak tahkimatlı harp karargahlarına atılan bombalar. Burada harp karargahı var? Yerle bir ettiler. Ve peki burada asker var mı? Yok. Uçak var mı? Yok. Nerede? Yok. Yani hocam o e, verilen mühimmatın içeriğine baktığımızda orada hakikaten taş üstüne taş bırakmayacak şekilde bir mühimmat değil i̇şte şey mi? Hiçbir şey kalmadı. Ha, e, şimdi bak Hala da öyle kuvvetli silahlar mı veriyor? Nasıl? Evet, onları veriyor. Bu bu göz göre göre suça iştirak etmek demek. Ve ben söylüyorum bakın. Nasıl Amerikalılar Japonları ve Almanları yargıladılarsa Roma statüsüne taraf olsun olmasın. Yunus o hangi füzelerin verildiği açıklandı mı? Hangi silahlar, hangi füzeler verildi? Belli. Canım, belli. Bu bu paketin içerisinde dediğim gibi bu 3.5 milyar dolarlık bir e, nasıl diyelim? Hak aşıyor Amerikan devleti ve İsrail oradan istediklerini talep edecek. Ama şöyle bir bilgi daha vereyim ben. Yine bu okul saldırısı ile ilgili en az 100 kişinin ölümüne sebep olan. Burada CNN'in araştırmasına, soruşturmasına göre CNN Amerika'nın yine bir Amerikan bombası burada kullanılmış. Hatırlarsak yaklaşık 2 ay önce olması lazımdı. Bir e, mültecilerin bulunduğu yani yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir kampa atmışlardı ve insanlar orada evet canlı canlı yakılmıştı hatırlarsak o görüntüleri. Evet, evet. Onun da Amerikan bombası olduğunu tespit etmişti Amerikan medyası. Ama Amerikan sözcüsü Kirby ben hatırlıyorum bir briefingde bize şöyle söylemişti. Bu atılan bomba yaklaşık 16-17 kilogramlık bir bomba. Bu da zaten bizim İsrail'den istediğimiz saldırma şekli diye böyle bir açıklama yapmıştı. Yine aynı bombayı kullandıkları söyleniyor bu okul saldırısında. O, o bomba, özel bir bomba, kanattı ve buradan evet, bu da doğru yaktı doğru, çünkü yaktı. Hedeflere atılan bir bomba. Yani bizim aklımız oynuyor Amerika. Şimdi Hocam daha önce nasıl silahlar vermiş, nasıl bombalar vermiş? Onları biraz söyler şimdi misiniz? Şimdi verdikleri silahlar. Burada hangi bombalar, serisi, silahlar kullanılıyor? Bomba Masumların. bir yığınak var bakın. Bir defa burada göremiyoruz biz bu. Topçu mühimmatı Amerikan malı. Tankların attığı mühimmatı bitti, Amerikalılar verdi. Denizden bombaladılar. Bakın üç yerden bomladılar. Kara, deniz, havadan. Havadan atılan bir de başka bir şey daha var. İnsansız hava araçları da Amerikan malı onlarla da. Yani Amerikan insansız hava araçları burada dolaşıyor. Neymiş biz burada e, Hamas'la arıyoruz. La, ya okulu vurdular, Birleşmiş Milletleri vurdular, camileri vurdular, kiliseleri vurdular. Bunların hepsi en ağır savaş suçları. En ağır. En ağır ve işte dünkü e, hadise kabul edilebilir mi ya? Okulu bombalıyorsun ve çocukları öldürüyorsun. Kaç kişi? 41 bin kişi öldürmüşsün. 90 bin yaralı var. Bir o kadar insan yeri... Ben Amerikalılar'a soruyorum Yunus Bey. Daha kaç kişi öldürünce acaba e, bu e, kayıtsız şartsız destekleri devam edecek? Ne kadar öldürmek istiyorlar? Matematik olarak bir şeyleri var mı? Şimdi burada tabii bu hafta e, önemli bir inisiyatif alındı Katar, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Ve buradaki Washington'daki hava da şu, ya şimdi ya asla gibi. Yani o 15 Ağustos Perşembe günü büyük ihtimal Kahire'de gerçekleşecek. Orada İsrail ve Hamas birlikte buluştuğunda oradan çıkacak sonuç önemli. Ama oradan da çıkmazsa korkum odur ki büyük ihtimal Amerika'nın yeni başkanı ya Kamala Harris ya da Trump görevi devralana kadar, Ocak sonuna kadar, Büyük ihtimal devam edecek gibi duruyor Ama Biden'ın istediği Siyasiyle bir miras bırakabilmek için e, Olabildiğince kısa sürede Rehineleri geri getirip En az 6 haftalık ve 6 haftadan sonra da Kalıcı bir düşmanlıkların Bitirilmesi tırnak içinde e, Anlaşmasına varabilmek Allah, Tırnak falan kalmadı hocam Bak bugün ayın 11'i evet. oldu değil mi hı hı. 7 Ekim'de başlamadın bu savaş 11. aya girdik 11 onu, aydır onu. devam ediyor Ve dünyada böyle bir şey yok Dünya siyasi tarihinde Birleşmiş Milletler kurulduğundan beri en uzun süren savaş İsrail-Lübnan Savaşı'dır. 32. günde ateşkes ilan edilmiştir. 11 aydır devam ediyor. 11 aydır öldürmekten bıkmadılar. Yalnız ben hukuken şunu söyleyeceğim. İran-Irak Savaşı mı? var hocam. Bir dakika hocam. İran-Irak Savaşı var. 8 yıl sürdü. O, o savaş başka bir anisi. Burada asimetrik bir savaş var ve siviller öldürülüyor. Şimdi soykırımdan bahsediyor. Soykırım için işbirliği yapmak ve anlaşmak da suçtur. Sözleşmede var. Doğrudan ve aleni kışkırtmak. Soykırımı girişmek ve soykırıma katılmak. Amerikan askerleri burada, generalleri burada, özel kuvvetleri burada. Hedefleri onlar veriyor. Amerikan uçakları uçuyor üzerinde. Gemiler var. E ondan sonra başka genel ve özel kas, manevi unsur planlayarak öldürmek. Kas unsuru bu. Planlayarak çocuklar öldürülüyor ya. Bütün Tabii. dünyanın önünde. İran, Irak iki tane devlet arasında bir savaş. Hocam, dikkatinizi çekerim. eder misiniz? İran-Irak savaşı 8 yıl sürdü. Ondan sonra bir şey var. Peki. Bak, Bu kanunu çıkaran Lemkin diyor ki, soykırım sayılması için plan dahilinde eylemlerin gerçekleştirilmesi. Planlı bak. Planlayarak. Buradan kaçın diyorlar, burada öldürüyorlar. Buraya kaçın, burada vuruyorlar. Gene refaha diyor, kapıda vuruyor. Öyle mi? Başka tutarlı ve sistematik ve saldırıların eylemlerinin yoğun olması. Ya Allah'tan korkun ya bu kadarcık dar alana 75'e 15 kilometrelik bir alanda her gün bomba, her gün öldürmek. Allah sizi kahretsin, elleriniz kırsın o tetikleri çekenlerin. Kendi çocuklarınız yok mu? Onların gözlerinin içine nasıl bakıyorsunuz? Ama Allah mutlaka zalimlerin cezasını verecektir. Korkakların da cezasını verecektir. Ve bunun karşısında susan insanlar da maymundur bana göre. Şuraya bak ya. Yani Amerika Birleşik Devletleri gibi bir devlet, demokrasinin, insan haklarının, dünya liderlerini soyunmuş bir devlet. Burada İsrail'e diyor ki sen kaç bu tut, tut. Hala ateşkes yok. Hala işte e, efendime söyleyeyim anlaşamadılar. Hamas kaçtı. E, ne diyor orada? Ben sizi de koruyorum diyor. Kim diyor bunu? Netanyahu. Adam alkışlıyorlar. Bir katil. Bakın iki tane önemli dava var. Dünyanın en ağır davası. Bir, İsrail devleti Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla devlet olarak yargılanıyor. Ne zaman bitecek belli değil. Ama en ağırı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Kendisi ve Genelkurmay Başkanı ile Savunma Bakanı. Neden? Roma statüsüne göre emri veren ve icra eden. Hepsi de sorumludur. Ve bu adamı alkışlıyorlar. Dünyanın Belki de Birleşik Milletler Sistemi'nin çöküşüdür bu. İnsanlığın çöküşü. Ve Amerika buna alkış tutuyor. Yazıklar olsun. Peki. E, Türker seni de ben böyle alabilir miyim? Şimdi e, bu çok acı katliamlara Hı -hı. Amerika işte vermiş olduğu bu çok büyük miktarda paketlerle devam ediyor. Evet. E, ve yaklaşan da bir Amerikan seçimi var. Aslında Amerikan politikasında çok da bir şey değişmeyeceği öngörülüyor. Bu destekler muhtemelen devam edecek gibi de duruyor öyle mi? E, maalesef öyle. Burada öyle değil demek isterdim ama maalesef öyle. E, 26 milyar dolarlık o yardımın 3,5 milyar doları serbest kaldı. Şimdi bir yandan ateş kes diyorsun. Bir yandan aman İran, canım İran sakın vurma deyip arka kapı diplomasisine başvuruyorsun. Ama bir yandan da e, maddi manevi neyin varsa İsrail'e verip burayı hala vurmaya çalışıyorsun. Şimdi bu sabah 100 şehit e, sabah namazı sırasında oldu bu olay. Bakın bunlar yaşanırken bunlar e, savaşı o kadar pislik bir hale getirdiler ki İsrail televizyonunda bilmiyorum takip edebildiniz mi 2-3 gündür bir mevzu konuşuluyor. Bir asker çıkardılar yayına. Rehineleri istismar eden bir asker çıkardılar yayına. Önce maskesiyle çıkardılar. Sonra maskesini çıkardı. Bunun hak hukuk olduğunu, savaş hukuku olduğunu söyledi. Bu kadar iğrençleşmiş durumdalar. Yani artık bu savaş olmanın noktasını maalesef geçti. Hani biz burada 40 bin kişi öldürülüyor diyoruz. Adam diyor ki bana ne ya diyor. Bana ne kardeşim 40 bin kişi öldürülüyorsa diyor. Ya hani burayı görmemek için insan olmamak lazım artık. Adamlar televizyonlarında istismarı, Filistinli rehinelerin istismarını konuşuyorlar. Savaşı getirdikleri nokta bu. Kanal 3 ve Kanal 12'de konuşuyorlar bunu. Ya bu kadar da artık savaşı getirdikleri olay bu olmamalı. Evet, ve onu aklı evet, çok haklı görüyor. Destekliyor bunu. Evet. Peki o... İsmet Bey, e, İsmet Bey siz ne diyorsunuz? Verilen bu destekler daha da ardı arkası kesilmeyecek gibi duruyor. Vermeye devam ediyorlar. Ne dersiniz? Bakın eğer Amerika İsrail'den elini ata e, çeksin İsrail'in hiçbir direnme şansı kalmaz. %100. Bunu ben söylemiyorum. İsrailli generaller söylüyor. İsrailli generaller diyor ki ismi de vardı. Eğer i̇zak izak. İsrail'in diyor savunması veyahut da işte silah or, evet ordusu tamamen diyor Amerika'ya bağımlı halde. Eğer Amerika desteği olmasa biz ne Hizbullah'ı yenebiliriz, ne İran'a karşı koyabiliriz ne de Hamas'ı yok edebiliriz diyor. O nedenle çok açık bir şey var. Siz daha işin başında koştura koştura Netanyahu'nun Tel kadar gelip Netanyahu'yu desteklerseniz bütün NATO bakın NATO'yu ayırmıyorum buradan. Bütün NATO ülkelerinin devlet başkanları, başbakanları gelip onu destek verirseniz bunu yaparsınız. Netanyahu'yu hakkında soykırım soruşturması varken ve elde çok ciddi deliller de bulunuyorken siz Onur konuğu yaparsanız Amerikan Kongresi'nde 72 kez ayakta alkışlarsanız İsrail'i Netanyahu'yu durduramazsınız. Yani şimdi ne oldu? İşte 3,5 milyar verdin. Sabah namazını kılan sivilleri vurdu okulda. 100 tane şehit. Ya bunu nasıl izah edeceksiniz? Bunu şöyle anlatabilir misiniz dünyaya? Ya ayrıntılı bilgi istedik diyerek anlatabilir misiniz? Ne oldu bu şimdiye kadarki verdiğiniz, istediğiniz ayrıntılı bilgiler? Sıkıştık mı? Ayrıntılı bilgi istedik. Sonra, sonra ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Yani bu bir katliam desteğidir. Siz de onu çok iyi özetlediniz. Bu bir katliam desteğidir. Yani bakın, bir tarafta ateşkes diyeceksiniz. Ne zaman söyleyeceksiniz bu ateşkeste böyle bir bildiri açıklayacaksınız? Ne zaman? Tam İran yanıt verecekken burada bile bir hinlik düşünüyorsunuz. Eğer İran yanıt verirse ve bu yanıt da sert olursa bak biz tam ateşkes yapacaktık. İran saldırdı ve ateşkesi İran engelledi diyeceksiniz. Bunu yedirmeye çalışıyorsunuz. Yani bu ateşkeste bile İsrail'i koruma çıkarınız var.